Canlarım cananlarım günaydınlar olsun. Anca videoyu açabildim. Şu halimize bakın. Sabah kalktığımızdan beri etle uğraşıyoruz. Evet, Kurban Bayramı geçti. Ama işte iki tane bacak vardı arkadaşlar. Şeyde nofrozumda ve inanın çok fazla yer kaplıyordu. Onları dünden çıkardım ben. Buzun falan donu çözdü. Sabahleyin de işte yarısını eşim yarısını ben doğradım. Bu şekilde şimdi bir kısmını kavurma yaptım arkadaşlar. Bunu sıcak sıcak kavanoza dökeceğim. Şu şekilde cam kavanoza dökeceğim. Soğuduktan sonra da yani zaten soğuduktan sonra donar. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağım. Kullanacağım zaman da tekrardan onun içinden çıkarıp kullanırım. Bunları da şimdi atacağım, kavuracağım. İkisini bir atmayı düşünüyorum. Yani bizim evde durumlar böyle. Bugün normalde perde ekip cam silecektim. Ama bu bizi çok oyaladı. Bir de market alışveriş yapacağız da. O yüzden canlarım kaldı işler. Evleri süpürdüm, sadece evi süpürdüm. Bir mutfak kaldı, süpürgem burada. Şimdi mutfağı da süpüreceğim de şunu bir halledeyim. Şimdilik Şimdi görüşürüz de bir bunu tane. koydum canlar. Biraz sıkış tepiş oldu ama yapacak bir şey yok. Bir daha yapamam. Geri kalan eti de hepsini buraya koydum. Şimdi şunu göstereyim. Bu burada soğuyor. Önce soğutayım. Önce soğutacağım. Ondan sonra kavanozuma koyacağım canlar. Şimdi şu mutfağı bir süpüreyim. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz dağınıklığı. Et bulaşıklarını Yağmur, falan hallederim. pazar. Normalde Yakup'un işe gitmemesi gerekiyor ama ne yazık ki bugün görev var. İşe gidecek canlarım. İşe gideceği için de işte hayatım dedi markete gidelim madem yakacaksak dedi. Marketi yapalım gelelim sonra ben giderim dedi. Evet canlarım cananlarım. Market alışverişi yaptık. Şimdi onun videosunu çekeceğim size. Şu kapıyı bir kapatayım. Market alışverişi videolarına sevenlere duyurulur. Şimdi öncelikle bunları nereye koyacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum da. Yani poşetlerden çıkarma imkanım yok arkadaşlar. Mecbur poşet sesi duyacaksınız. Çünkü çıkarıp da nereye koyayım? Şuraya bir şöyle boşaltalım birazcık. En azından çıkardıklarımı şuraya koyarım diye düşünüyorum. Şimdi şok marketten başlayacağım. Dediğim gibi birkaç videomda söylemiştim. Çünkü Mintaks'ın ürünlerini çok fazla övüyorlardı, deterjanları falan. Çok merak ediyordum. Öyle gittik. İlk başta şok markete gittik. O Mintaks'ın ürünlerine baktık ve aldım. Çok mutluyum. Şimdi. Zaten geçen günlerde büyük çifini almıştım Mintaks'ın. O yüzden cif almadım tekrardan. Şöyle bir ürününü gördüm arkadaşlar. Bu aspirin gibi bir ürün. Şu şekilde. Çok amaçlı temizleyici sprey ediyor. Yani halınıza, perdenize, kıyafete yani ne dökülürse direkt lekesini çıkartıyormuş. Araç içi, perde, halı, çamaşır, mutfak diyor. Ben bunu niye aldım arkadaşlar? Çınar çok fazla hallara bir şey döküyor. Sürekli çekyatın üstü ve sürekli parlatıcı istiyorum ama bunu da bir denemek istiyorum. O yüzden aldım. En azından şöyle bir fıs fıs yaparım. Belki de yararlı olur. Hatta Çınar'ın kıyafetlerinin çoğu da lekeli diyebilirim. Meyve suyu döküyor. Hemen yıkıyorum ama lekesi çıkmıyor. Bir tane Mintaks'ın çamaşır suyunu aldım arkadaşlar. Bilmiyorum. Bim'inkini kullanıyordum hep. Bahar esintisi diyor işte. Böyle. Bunları şuraya koyalım. Sonra bir tane Mintaks'ın kireç ve pas sökücüsünü aldım. Çözücüsünü aldım. Bu şekilde. Poşetleri şöyle atayım. Çok böyle çıtır çıtır yapmayayım. Sonra şu çok fazla övülen Mintaks'ın bulaşık makinesi tabletini aldım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Kullanacağım. Hemen açacağım ve kullanacağım. Tabii şimdi sadece merak ettiğim için açıyorum. Zaten benim tablet şeyim var, sepetim var. Şöyle açtım. Aynı şeye benziyor ya. Şöyle bir mikini göstereyim. Ben uzun zamandır Bim'inkini kullanıyorum. Gayet de memnunum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şu Bim'inki şöyle sarı yeşil. Bu da pembe yeşil.
Mintaks'ın ki. Bakalım deneyeceğiz. Deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Yani BİM'in bulaşık deterjanının çok övüldüğünü görmemiştim ama Mintaks'ınkini bayağı övüyorlar. O yüzden merak ediyorum. Şu da 2 liraymış. Mintaks'ın yine bulaşık makinesi tuzu. 2 lira olunca görünce ben de alayım dedim yani. Sonuçta makineye tuz gerekiyor, bitiyor sürekli. Şunu da alıvereyim dedim. Sonra işte ne aldım arkadaşlar? Çınar'a şöyle bir hediye aldım. Sarı, pembe, mavi ve kırmızı arabalardan oluşan bir saniye. Çınar arabalarını getirsene oğlum, kamerada gösterelim. Çok tatlı arkadaşlar, çok hoşuma gitti. Shop Market'ten aldım. Çınar'a her ay alışverişinde böyle küçük bir hediye alıyorum zaten. Aa, hepsini getirmiş. Şöyle bir tanesi sarı ablaları şu şekilde. Bence bayağı da kaliteli arabalara benziyor şu şekilde. Hadi düşürdük. Bir tanesi böyle mavi. Şöyle. Şunu da kaçtı. Bunu da göstereyim. Bir tanesi pembe. Bunu da kaçtı. Bir tanesi de kırmızı. Çok evet. Tatlı değiller mi? Al aşkım. Al götürebilirsin. Ama bana mı? Ben buraya koyuyorum. Aldın mı bunları? Anne. İçeride oynayacağım. Tamam içeride oyna. Götür. Ama kaçacağım bana. Dur ben götüreyim. Sen götür dedi bana. Yani bunu da böyle 4'lü arabayı arkadaşlar 10 liraya aldım Shop Market'te. Sepetlerin içindeydi. Bayağı bir gelmiş. Eğer ihtiyacınız varsa çocuğunuz için almak istiyorsanız alabilirsiniz. Çok hoşuma gitti ve 10 lira da çok uygun. Ben bu tarz arabaları hep şeyden alıyorum. A101'den alıyorum. 3.95, 4.95 fiyatlarında oluyor. Genelde 5 lira falan oluyor. 4 tanesi 10 lira olunca bana uygun geldi bilmiyorum. Sonra arasam bulamam dediğim bir şey buldum Shop Market'te. Şeyler gelmiş arkadaşlar. Çekmece düzenleyici gelmiş. Biliyorsunuz ben yatak odasındaki konsolumu alacağım. Makyaj malzemelerimi. Ve o çekmeceye sepetlerle koymak istemiyorum. Çok yer kaplayacağı için. Bu organizatörü mü işte. Bu işte çekmece düzenleyicini kullanmak istiyorum. Şey yapacağım. Böyle makyaj ürünlerimi falan ayrı ayrı koyacağım. Bunu da 5 liraya mı aldım? Böyle bir şey sanırım. Su mu istiyorsun? Dur vereyim ben. Anne içinde var. Alışveriş. Alışveriş yaptık ya oğlum, onlar var. Tut bakalım. Ve Shop Market bitiyor. Ha, Shop Market'ten 30 lira mı 35 lira mı ne civarında tuttu. 25 TL alışveriş üzerinde şu Colgate'in ikili diş fırçası 5 liraya düşüyormuş arkadaşlar. Benim de diş fırçam zaten eskimişti. O yüzden ben de alalım dedim. Daha doğrusu Yakup dedi alalım diye. Ben biraz daha böyle özel diş fırçası kullanıyorum kendime. Ama 5 liraya düşmüşken alalım dedi. Ha, al ya oğlum. Tamam. Shop Market'ten almış olduğumuz alışveriş bunlar dedi Belir'im. Ha, pardon şurada kalmış. Bir de şunu göstereceğim. Dün arkadaşlar burada bizim mahalle marketinden şunu almıştım. Çok pişmanım. 10.95'e mi ne aldım buradaki marketten. Bunun aynısı Shop Market'te 7.5 liraydı. Bir de ayrı bir çeşidi vardı. Bir de bu çeşidi vardı. Bu Amigo'nunki vardı. Bu da 5.95'ti. Yani bu 7.5'tu. Bu da 5.95'ti. Ve ben bunu dün marketten 10.95'e aldım. Çok pişmanım. Ben de bunu aldım bir tane yedekli olarak. Sonracıma Shop Market alışverişim bitti herhalde. Şimdi BİM alışverişime geliyorum. Sanırım burada bir şey mi dökülmüş? Yok. BİM'den mutfağın markasının Milföy'ünü aldım canlar. Bunları hemen sizin gözünüzden atıvereyim. Şöyle bu kadar bir Milföy'üm vardı ama yeterli olmaz diye aldım, öyle bir attım. Sonra bir tane şöyle kek aldım. Mozaik kek diyor. Mozaik kek aldım. Normalde almıyorum ama yine de bir alıp köşeye atmak istedim canlarım. Hani acil durumlarda iyi oluyor ya. Ben kendim için değil, hani acil birisi geldiğinde falan çayın kahvenin yanına iki dilim kesebilirim yani. Çınar'a şu balık krekeri aldım. Sonra
şurada Salep aldım. Nesle markasının Salep'ini aldım. Ben Salep'i çok seviyorum. Bir tane daha almıştım ama diğer poşetlerden çıkar. Bir tane şeker aldım. Çünkü şekerim vardı üstüne ilave etmek için. Aldım. Sonra camlarım, camcağızlarım. Burada hep peynir dolu herhalde. Şimdi burada Çınar Yusuf'un zaten olmazsa olmazı ton balığı. İki tane ton balığı aldık. Şu şekilde ikili. Sonra sigara böreği yufkam var nofrozda. Sigara böreklerini saracağım ve nofroza geri atacağım. Hazır bulunsun diye. Ben genelde böyle şeyler yapıyorum. Buzdolabım nofrozum dolu olduğu için yapamıyordum. İlerleyen dönemlerde görürsünüz zaten. Atıyorum nofroza. Şöyle lor peynir aldım. Klasik Binvezir'in kaşar peyniri. Vazgeçemediğim bir peynir. Bu da yine Binvezir'in telli peyniri. Vazgeçemediğim bir peynir. Çok seviyorum. Bu zaten aşık olduğum peynir dostum. Tam yağlı. Bunun normalde şöyle yarımlığını alıyorduk ama yetmiyor arkadaşlar. Ben yiyorum sadece ama biliyorsunuz hiç ekmek tüketmiyorum. Kahvaltıda da böyle peynir, domates çok seviyorum. Bol miktarda peynir tükettiğim için baktım bir de fiyatları bu daha uyguna geliyordu. 1 kiloluğunu aldım. Şurada atalım nofrozumuza. Müsait olduğum bir anda saracağım. Bugün çok yoruldum. Bugün börek falan saramam. Sonra camlarım, camcağızlarım. Şurada da bir alalım peynirleri şöyle. Biraz büyük bir market alışverişi oldu bu. Yani sabah da işte eşim kahvaltılık bir şeyler almıştı yine. Sucuk falan almıştı. 30-35'e sucuk almış sanırım. Yani 40-45 lira sabah harcadık. 190 lira bin market harcadık. 35-40 lira da şok market harcadık. Efendim bebek? Bitirdim anne. Tamam anneciğim, afiyet olsun. Hepsini bitirdin mi Çınar? Evet. At buraya çöpümüze. Çöpümüze at onlara. Oraya koyma. Ha. Ender'in kendi mi? Onda. İnsan bir tane de annesine verir. Niye bitirdin hepsini? Şöyle canlar. İkisi bir arada toplu Nescafe aldım. Anne bitemez. Yani şu şekilde içi dolu. Evet. Yani tek tek almaktansa zaten anne, efendim. Evet ben dedim babacığım babacığım. Evet anneciğim. Yani tek tek almaya kalksam yine 10-15 tane alıyorum arkadaşlar. Ve biliyorsunuz Nescafe hastalığı var bende. Bu Jacobs'un Nescafe'leri çok beğendim ama çok pahalı. O yüzden alamıyorum onu. 20 tane varmış. 20 anne. Adet. 20 adet Nescafe varmış anne. İçinde. Bakın Çınar ton balığı istedi, onu açtım. İçeriye götürdü, babası yedecek. Yani böyle Nescafe aldım. İkisi bir arada. Sonra kıyma aldık arkadaşlar. Bu sefer baget almadım. Tavuk göğsü de almadım. Şey aldım, böyle piliç derili pirzola aldım. Eğer bunu pişiririm, yeriz. Bir daha canımız isterse gidip taze taze almayı düşünüyorum. Çünkü tarihleri çok kısa ve korkuyorum tarihleri geçer diye. Bunu bu şekilde koyacağım da şöyle buraya koyalım. Bunu bölmeyi düşünüyorum. Yemeklik bölsem yoksa köfte mi yaparım bilmiyorum da neyse bu burada bir dursun. Kafam karıştı şimdi. Sonra şöyle lokum aldım bir kutu. Yine onları da böyle köşeye atmalık. Puding aldım arkadaşlar bir tane vanilyalı. Çınar seviyor pudingi. Geçenlerde iki defa falan yapmıştım. Bunları da Çınar çok seviyor. Hem böyle küçük olması çok avantajlı oluyor. Çikolata istediğinde hemen bir tane küçük veriyorum. Hem onu kesiyor. İyi oluyor. Özellikle iki tane böyle Hindistan cevizi de alıyorum. Zaten tekli alsak da Hindistan cevizi de alıyor babası. Şu da Çınar'ın her zaman bir markete gittiğimizde aldığı balonlar. Şundan üstünü örteyim de Çınar görmesin. Sonracığıma gelelim buraya. Buradan ne çıkacak? Şöyle bir paket mantar aldım. Şöyle Bim'in kola yoğurdunu aldım arkadaşlar. Şu eşimin. Bir paket Hindistan cevizi aldım. Ve şunu gördüğüme çok sevindim. Çünkü sırf bu çayı almak için Migros'a gidiyordum. Ve çayım da bitti, form çayım. Migros'a gitmekten kurtuldum. Yani Bim'de de varmış. Doğadan markasının. Doğadan da güzel. Form markasının da güzel. Kayısılı çayını aldım. Öbürü bitmişti. Artık kökünü falan kuruttum.
Gitti. Sonucuma. Şuraya bir tane fazla poşet atmışım. Evde poşet yok arkadaşlar. Bir tane elma sirkesi aldım. Elma sirkesi de çok bol tüketiyorum ben. Yani yeşillikleri yıkarken çok bol tüketiyorum. O pudingin yanına bir tane de çikolata sosu aldım. Böyle tatlı falan yaparsam diye şunları seviyorum. Pudingin üstüne falan böyle iki kat, iki renk yapıyorum ben bazen. Sonra bir tane Saban markasının kırmızı mercimeğini aldım. Cönlerim. Hürrem markasının işkembe çorbasını aldım. Knorr markasının işkembe çorbasına bakıyorum her gittiğimde ama her defasında bulamıyorum. Bir tane bundan aldım. İşkembeyi sadece ben seviyorum bu evde. Hatta işkembe, pişirilmiş işkembe vardı, dondurulmuş. Alacaktım, güvenemedim. Alamadım yani. Bir tane daha salep çıktı. Ve bir tane burgu makarna aldım canlarım. Şöyle. Evet, atıyorum böyle poşetleri o tarafa, o tarafa. Bir yandan da şuraları boşaltayım. Şu tarafa masa doldu çünkü. Evet, ışık kötü oldu. Şöyle bunu açalım. Bir anda karardı ha. Şu an daha iyi. Evet, Yakup'un yapmış olduğu düğüm tabii ki de. Geçen ay çok az alışveriş, yani geçen ay 150 liralık mı 130 liralık mı öyle bir şey alışveriş yapmıştık. Böyle çok vardı çünkü. Elimdekileri tüketmek istemiştim. Elimdekileri de tükettim şimdi bu ay. O yüzden hiç kalmadı. Ondan dolayı normalde almadığım şeyleri de almış oldum. Bir tane krem şanti aldım yine. Şöyle iki adet süt var arkadaşlar. Bir tane yine dondurulmuş mantı. Çok seviyorum. Kayseri mantısı harika oluyor. Dondurulmuş patates almadım bu sefer. Neden almadım? Sen niye durmuyorsun ya? Dondurulmuş patates neden almadım? Çünkü birazcık var. Bir de zaten kendim patates kızartması yemiyorum. Eşim de çok aramaz. Çınar'a kızartıyorum. O da zaten iki patates soyup kızartırım diye almadım. Bilmiyorum, bir dahaki market alışverişimde almayacağım diye bir şey yok. Eşimin çekirdeği. Bir tane de şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Hiç denemedim. Böyle hazır erişte alıp hiç denememiştim. Biz hep böyle yaparız kendimiz. O şekilde yiyoruz. Ama böyle hazırını hiç alıp denememiştim. Yalan söyleyemeyeceğim. Ekmecik markasının eriştesini aldım. Yumurtalı erişteymiş. Çok severim erişte. İnşallah böyle evde yapılanlar gibi güzel olur. Çekirdek kısanda. Bir adet sofra tuzu. Sonra şuraya gelelim. Bulaşık süngeri. Az bir tane mi ne kalmıştı? Sarı bez, o da yine bir tane kalmıştı. Bunu göstermeyeyim. Bir tane ıslak mendil. Bunu şöyle koyalım. Bu da son poşet arkadaşlar. Son poşetini de gösterdiğim zaman bitiyor. Peçeli, tuvalet peçetelerinde, rulo peçetelerinde bildiğiniz stoklu arkadaşlar var yani. Şu dolabın üstünde, şurada. Bir paket açılmamış rulo peçetem var. Tuvalet peçetem de koca bir çekmece dolu yani. O yüzden almadım. İki tane hindi salam aldım kahvaltı için. Bir tane biber salçası aldım. Yurdum markasının. Aslında acılısını istiyorum ama işte Çınar yiyemez diye tatlısını almak zorundaydım. Tatlısını aldım. Sonracıma... Şunu gördüm. Sanırım bu yeni çıkmış Bim'de. Yine bu tarz bir sos vardı Bim'de ama daha önce ben hiç görmemiştim. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Böyle şeyleri çok sevmem böyle kamera karşısında tadına bakmayı. Ama sizlere önereceğim veya önermemek için. Şöyle. Acı. Çok acı. Çok acı. Çok acı ve tam istediğim gibi.
%5'i fındık, %3'ü de cevizmiş arkadaşlar. Ezme, kahvaltılık sos. Çok acı arkadaşlar. Şöyle, ben acılısını aldım, acısızı da var. Yani ben daha önce dünden şunu alıyordum, bunu kullanıyordum. Hatta hala bu da kahvaltılık sos, bu da cevizli ve fındıklı, ağzına kadar dolu diyebilirim. Güzel, beğendim. Sonra bir tane şu Tombik markasının sucuğunu aldım. Niye aldım arkadaşlar? Sucuk zaten dediğim gibi aldı. Bakar mısınız? Sabah alınan sucuk bu kadar kaldı. Yendi çünkü yedik. Bunu da şey için aldım. Eşim geceleri benim biraz böyle şey tost istiyor geceleri. Tost yap bana diyor. Yemeği yiyoruz gece saat 10-11'de tekrar tost gibi bir şeyler istiyor. Ben de tost sucuğu bulunsun evde diye. Bundan böyle tık 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 hemen böyle 5-6 dilim keserim, döşerim. Yer. Artık ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Bunları ilk defa aldım diyebilirim arkadaşlar. Hiç daha önce almamıştım. Bu markanın daha önce sucuğunu da almadım. Böyle salamını falan da almadım. İnci markasının zeytinini aldım. Şöyle evet. İnci markasının zeytinini aldım arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz zaten. Seviyoruz. Ay başka var mı? Başka da yok. Bitti market alışverişi. Tüh. Size kavurmamı göstereyim. Bol yemekli, bol gıdalı, bol şeyli böyle bir video olacak sanırım bu. Şu şekilde bu da böyle bunu tepsiye döktüm arkadaşlar. Bunun bir kısmını şöyle tavaya ayırdık. Bunu akşam yiyeceğiz. Bunu nofraza atacağım. Bir de şöyle göstereyim. Bu da şişeye koymuş olduğum, kahvaltılarda falan ben seviyorum böyle donuk yemeği, buz gibi yemeği çok hoşuma gidiyor. Hatta benim işime hiç belli olmaz. Belki onu donofroza atmam, şişeye koyarım. Ama bozulur diye korkuyorum. Tüketemezsek bozulur diye korkuyorum. Herhalde ya da bilmiyorum ya atarım. Canlarım, bugünlük de benim videom bu kadar diyorum. Umarım market alışverişi videoları hoşunuza gidiyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın. Benimle kalın diyorum. Ve şunu tekrar göstermek istiyorum. Şunu çok merak ediyorum. Çekmecemi düzenlerken. Nasıl bir şey olacak? Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Yani çok kişi de gördüm. Makyaj çekmecesinde bundan yapmış. Ve bölüm bölüm oluyor. Bölüm bölüm mesela fondötenlerini, fırçalarını, allıklarını. Ya benim bu kadar malzemem yok ama en azından derli toplu durur diye düşünüyorum. Böyle dediğim gibi canlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Eğer hala videoma abone değilseniz, ailemize katılmadıysanız lütfen abone ola tıklamayı unutmayın. Şuralarda bir yerlerde ya da şuralarda bir yerlerde böyle yuvarlak benim resmim var. Ona tıklayıp abone olabilirsiniz bebeklerim. Hadi görüşürüz.